Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kızarmış dolma yapıyoruz. Kabak ve biber tercih ettim ben. Dilediğiniz herhangi bir sebzeyle yapabilirsiniz. 7 adet kabağım vardı. Biraz büyük çelerdi. O yüzden böyle ikiye ayırdım. Yine biberlerim var. 9 adet de biberim var. Kilo olarak sorarsanız 1 kilo 200 gram kabak 600 gram da biber kullanıyorum tarifimde. Birazdan hazırlayacağımız iç harç ölçüsüyle 1 kilo biber dolması yapabilirsiniz. Bu tamamen hangi sebzeyle yapmak istediğinize bağlı. Evet, biberlerimin çekirdeklerini çıkardım. Bakın saplarını da güzelce ayıkladım. Kabaklarımı da oydum. Dışlarını tırtıkladım. Ve artık iç harcımı hazırlayabilirim. Daha besleyici olsun diye çoğunlukla dolmalarımı kıymalı yapıyorum. Evet bu dolma tarifimde de yine kıyma var. 300 gram kıymamızın üzerine iri bir adet soğanı doğruyoruz. Ve bol sarımsağımız 6-7 diş olacak şekilde şöyle orta boy bir baş diyebilirim sarımsağımız. Onları da küçük olacak şekilde doğradık ve ekledik. 1 çay kaşığı karabiber ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Sırada salçamız var. Ben bol salça kullanmayı seviyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası kullanıyorum. 1 çay bardağı da zeytinyağı ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Kıymayla pirinç hariç, yeşillik hariç diğer malzemeleri öncesinde karıştırdığınızda daha lezzetli olduğunu gözlemleyeceksiniz. Evet, kıymamı karıştırdım. Ardından bir buçuk su bardağı olacak şekilde yıkadığım pirinçlerimi ekliyorum. Bir orta boy limonun suyunu da ekledikten sonra karıştıracağım hepsini. Bu tarifimde yeşillik kullanmıyorum, ama dilerseniz maydanoz ve başta dereotu kullanabilirsiniz. Kıvamını daha akışkan yapmak istediğim için yarım çay bardağı olacak şekilde su ekliyorum. Eğer yazın yapsaydım bolca domates ekleyeceğim için e, su kullanmama gerek kalmazdı. Karıştırıyorum ve iç harcım kenarda bekliyor. E, sırada sumağımız var. 2 yemek kaşığı olacak şekilde bir kasenin içine sumak alıyorum ve üzerine 1 su bardağı fokurdayan kaynar su ekliyorum. Biz kabak ve biberlerimiz kızartırken o da kenarda dinlenecek. Daha önceden de tabii iç harcını hazırlamadan önce de koyabilirsiniz. Ne kadar çok bekletirseniz sumağın ekşisi suya o kadar geçecektir. Evet, sebzelerimi kızartmaya başlayabilirim. Fazla yağ kullanmanıza gerek yok bu aşamada. Ön arkalı olacak şekilde, çok yoğun bir kahverengi olmayacak şekilde sebzelerimizi kızartıyoruz. Evet sebzelerim kızardı. Biraz soğumalarını bekleyeceğim. Fazla değil. 3-4 dakika içinde soğuyacaktır. Bu aşamada kabaklarınızın içini hafiften tuzlayabilirsiniz. Daha lezzetli oluyor. Ve doldurma işlemine geçiyorum. Kapak olarak şöyle irice bir domatesi dilimledim. Onu kullanacağım. Dolmalarımı basa olmayacak şekilde böyle ağızlarından bir parmak aşağıda olacak şekilde dolduruyorum ve Kalın domates dilimlerimi ağzına yerleştirip e, tencereme sıralıyorum. Biberlerin de ağızlarını asma yapraklarıyla kapatıyorum. Ekstra domates kullanmak istemedim bu aşamada. Ve yerleştirdikten sonra bir tabağa ters çeviriyorum. Ve üzerine biraz e, birazdan ağırlık koyacağım. Tabağa ters çevirdikten sonra kenarda iyice artık e, ekşisini suya vermiş olan sumağımızı süzerek e, üzerine ilave ediyorum. Dolmalarımın hizasından bir parmak aşağıda olacak şekilde su ekledikten sonra kaynar sıcak su ekledikten sonra kapağını kapatacağım. Ve bu aşamada kapağını kapatmadan önce bir tatlı kaşığı kadar tuz da yine etrafına gezdiriyorum. Evet, kaynar sıcak suyumuzu da ekledik. Kapağını kapattık orta ateşe yerleştiriyoruz. Bir 5 dakika kaynamaya başlayana kadar orta ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Ortalama 45-50 dakika içinde pişecektir. Taze dolma olduğu için suyunu daha az kullanabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ben sonrasında suyunu ertesi gün ısıtmak için değerlendiriyorum. Bu yüzden bir tık fazla koyuyorum. Evet dolmalarım pişti artık. Üzerindeki ağırlıkları kaldırıyorum ve bu haliyle 15 dakika olacak şekilde dinlendiriyorum. Yanına yoğurtlu bir çorba ya da sade bir cacıktan başka ekstra bir şey istemeyen bu tarifi güvenle deneyebilirsiniz. Evet üzerine dolmamın suyu bu arada bu. Ekşili suyunu gezdiriyorum ve afiyetle soframa götürüyorum de bir tarifi nihayet erdirdik. Umarım yeni tariflerde görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın, sağlığınızın ve yaşamınızın kıymetini bilin. Hoşçakalın.